Yani değişikliği de pek sevmem açıkçası. Bir restoranta gidiyorsam, rahat hissediyorsam oraya giderim. İyi bir takım ruhu ve arkadaşlığı bulmak, iyi oyuncu transfer etmekle yapılabilecek bir şey değil. Biz gerçekten bunu başardığımız bir sene içindeyiz. Gizem Örgen'in bireysel hedefleri arasında olimpiyatı görmek isterim. Zoran Terziş ile çalışmak nasıl? Çünkü sürekli gergin ve kızgın görünüyor. Ya yani En çok takımın onunla şakalaşan, onunla uğraşan sporcusu ben olabilirim. O da benimle uğraşıyor, ben de onunla. Fanatik YouTube'tan hepinize merhaba. Bugün yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Fenerbahçe Opet'in başarılı ismi Gizem Örge var. Gizem Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Harikayım, teşekkür ederim, hoş buldum. Öncelikle voleybola başlamanızda babanızın çok fazla bir desteği oluyor. Geçmişe baktığınızda neler söylemek istersiniz? Bir kız çocuğu olarak tabii ki babamın desteği çok kıymetliydi benim için. Ama bu demek değil ki de, ailemin diğer bireyleri beni desteklemedi demek e, doğru olmaz. Onlara da haksızlık etmiş olurum. Aslında hepsi beni çok destekledi. Sadece babam küçük bir kız çocuğu olarak Ankara'da antrenmana gittiğim mesafeler uzaktı. Antrenmandan akşam çıktığım zaman bir kız çocuğu için tehlikeli olabilecek yollardan da geçiyordum. Babam bıkmadan, usanmadan her gün iş çıkışı gelip elinde de hep takıma hediyelerle gelirdi. Deplasmanlarıma gelirdi. Ee, şöyle tabii bir farklılık oldu annemle ikisi arasında. Ben Bursa'ya 15 yaşında transfer olurken annem doğal olarak duygusal tarafından hani 15 yaşındaki bir kız çocuğu tek başına il dışında ne yapacak hani olmaz burada takım yok mu gibi daha duygusal bir açıdan bu daha aslında haklı olarak her anne bunu böyle hissedebilir. Babam bu konuda beni destekledi. Hani ne senin için iyi olacaksa ne yapman gerekiyorsa ben arkandayım dedi. Ve bugünlere geldik ve hepsine çok teşekkür ediyorum. Hep bir numaralı formayla başlıyorsunuz. Hep bir numaralı formayı giyiyorsunuz. Bunun özel bir sebebi var mı? Değil aslında. Yani çok erken yaşa başladım. 12 yaşında o zamanki hırsımla belki de hani yaptığım işte bir numara olmayı hedefleyerek belki de bu formayı ilk seçmişimdir. Ama bir numarayı giymeyi de sevdim. Ve kendimde görmeyi de sevdim. O yüzden hiç değiştirmedim. Yani değişikliği de pek sevmem açıkçası. Yani istikrarlı bir yapım vardır. Bir restoranta gidiyorsam, rahat hissediyorsam oraya giderim. O yüzden çok değişikliği de sevmem. Bana oturan şeylerin üstünden devam etmeyi severim. Belki de öyle kaldı. İlkokul zamanlarında ne olmak e, istersin diye sorduklarında Gizem Hanım ne diyor biliyor musunuz? Milli takımda oynamak istiyorum diyor. Sınıftakiler de bana gülüyordu. <gülüyor> ben öyle söyleyince ne bileyim çocuk aklıma öyle hayal kurmuşum. Milli takımda oynamak istiyorum diye bilenler oluyordu. Hatta sonra Instagram'dan ya da hani sosyal medyalardan yazanlar oldu. Hani sen böyle söylüyordun da biz inanmamıştık gerçekten. Helal olsun falan diye. Yazı yazmayı çok sevdiğinizi ben öğrendim. Yazı yazmaya fırsatınız oluyor mu? Onu merak ediyorum. Aslında son iki senedir falan çok yaptığım söylenemez. Üç sene önce spor psikologumla görüşürken hatta benim için de zor bir sezondu. O, ben, o beni teşvik ediyordu sürekli. Ya sen bu yaşadıklarını yazsana. Belki hiçbir şey olmasa ileride kitap yapmak istersen elinde Notların bulunsun, Hani bu yaşadığın şeyler değerli şeyler, ileride de örnek olabilecek şeyler sporculara diye. E, kendi kendime ya yazıyordum ama düzenli yaptığım bir şey değil açıkçası son yıllarda. Fenerbahçe taraftarı bu sezon kadın voleybol takımından kupalar bekliyor. Siz bu beklenti için neler söylemek istersiniz? E, biz de aynı beklenti içerisindeyiz, taraftarımız içi rahat olsun diyebilirim ve bunun için elimizden geleni yapacağız. Bizim için de çok özel bir sezon. Cumhuriyetimizin 100. yılında Cumhuriyetimizin güçlü kadınları olarak Fenerbahçe'nin her kadın branşında istediğimiz gibi voleybolda da her kupaya büyük adaylık koyuyoruz ve kazanmak için, müzemize getirmek için de elimizden geleni yapacağız. Bu bizim senemiz diye hissediyorum. E, saha içerisinde seni tanımladığın, düşündüğün isim veya isimler kimler Gizem? Yani saha dışındaki dostluklar saha içine katkı sağlıyordur muhakkak. Takımın atmosferi, ilişkisi her zaman çok etkiler. Bu sene aslında çok özel bir takım takıma sahibiz. Takımlar aslında sezon sezon iyi performanslar sergileyebilir. Bazen düşük sezonlar geçirebilir. Ama iyi bir takım ruhu ve arkadaşlığı bulmak iyi oyuncu transfer etmekle yapılabilecek bir şey değil. Biz gerçekten bunu başardığımız bir sene içindeyiz. Takımdaki herkesin birbiriyle çok iyi anlaştığı, dışarıda da aynı şekilde çok eğlendiğimiz ve her an destek olduğumuz, yani birbirimize kızdığımız anlarda bile herkesin kötü niyet olmadığına emin olduğu ve gerçekten birbirimizi sevdiğimiz bir sene içindeyiz. O yüzden ben takımdaki gerçekten herkesi çok seviyorum ve keyif alıyorum. Yaptığımız sporun adrenaliniyle bazen yer yer yükseldiğimiz oluyor, bir konuda tartışabildiğimiz oluyor. Ama bu ne iki dakika sonrasına yansıyor, aksine pozitif etkileri oluyor ve iki tarafta hani iyi niyetli olduğu için ve takımda da bu sene bunun etkisini sahada gördüğümüzü düşünüyorum. Gerçekten takım oyunu oynuyoruz. Herkes keyifli. Vakıfbank ayrılığından sonra e, eski takımınıza karşı oynadığınız her maç gerçekten büyük bir fark yarattınız. Bunun bir özel hikayesi var mı? Değil aslında. Şimdi ben uzun yıllar Vakıfbank'ta oynadığım için doğal olarak insanlar vakıf bank diğer maçlara hani ezacı başına karşı oynarken o kadar dikkat etmiyorlar diye düşünüyorum. Hani özellikle herkesin gözü benim üstümdeymiş gibi bir algı oluyor. Yani bunu sosyal medyada da hissediyorum. Ne zaman vakıfla oynarsak hani herkes sanki tek başıma oynayacakmışım bir havası yaratılıyor. Çok da hani istemediğim şekilde en azından hani mutluluk olarak ayrılmadığım için de insanlar da bunu tabi bildiği için böyle bir algının olmasını da anlıyorum. Ama buna çok da katılmıyorum açıkçası ya. Tabii ki yani önemli maçların birçoğu da maksimum performansı göstermeye çalışıyorum. Yani vakıf banka karşı özel bir durum söz konusu değil. İmako ile oynasak da ben aynı hırsta olacağım. Aslında benim için karşı rakibin isminden ziyade e, oynadığımız maçın önemi. Mesela şimdi Şampiyonlar Ligi yarı finale oynayacağız. Yani ister vakıf olsun ister Eczacıbaşı ya da Avrupa takımı fark etmez. Ben de aynı hırs ve istek olacak. Tabii ki Vakıf da çok iyi bir takım olduğu için ve biz sürekli iyi finallerde denk geldiğimiz için öyle bir algı oldu doğal olarak. Kariyer hedeflerinde bundan sonra neler olacak? Gizem Örgen'in. SEV Şampiyonlar Ligi'nde az önce de dediğiniz gibi yarı finale yükseldiniz ve Vakıfbank'ın rakibi oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Gizem Örgen'in bireysel hedefleri arasında olimpiyatı görmek isterim. Tabii ki mutluyum böyle bir platformda istikrarlı bir şekilde uzun yıllardır oynadığım için. İkinciliğimde, birinciliğimde, üçüncülüğümde var bu platformda. Hedefim şu anda Fenerbahçe ile bu kupayı kazanmak ve bu duyguyu yaşamak. Bu duygu gerçekten paha biçilmez bir duygu. Sabırsızlıkla o duygu yaşadığımız andan itibaren taraftarlarımızı izlemek için de bunu çok görmek istiyorum. Gerçekten büyük bir camia olduğu için Fenerbahçe tabii işin içine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz. E şimdiden tabii ki yazmaya başlıyorlar dış hatları yakalım siz yeter ki kupayı alın diye. Bu çok büyük bir destek. Gerçekten onların desteğini her zaman hissediyoruz ve ben onlarla böyle bir atmosferi bir kupa kazandıktan sonra hani böyle önemli kupaları kazandıktan sonra yaşamayı çok isterim. Daha yaşamak tabii süper kupayı kazandık ama bunların tabii ki yeri çok farklı. O yüzden tek dileğim taraftarımızla beraber bu duyguları beraber yaşamak bu sene. Fenerbahçe taraftarının e, size son zamanlarda Fenerbahçe Cumhuriyeti Savunma Bakanı gibi bir lakap taktığını biliyoruz. E, sarf ettiğiniz bu enerji ve savunma gayretiyle taraftarın takdirini kazandınız. Siz ne düşünüyorsunuz bu yorumlara? Ben de onları çok seviyorum. Gerçekten böyle bir taraftara sahip, böyle bir camiada e, oynamak çok keyifli. Yaptığınız işin karşılığını alıyorsunuz destekleriyle. İyi gitmediğinizde de e, destekliyorlar. Tabii ki zorlukları da var ama e, ben genelde keyfini çıkarttığım bir taraftayım. E, Savunma Bakanı lakabını bana evet geçen sezon taktılar. Benim fikrimce taraftar mücadele eden sporcuyu branş ne olursa olsun gerçekten seviyor. Ben de inatçı ve e, biraz mücadeleci bir karaktere sahip olduğum için sahada. O yüzden tabii ki işlerin benim için de iyi gitmediği dönemler oluyor. Ama ona rağmen bu taraftarın beni bu kadar sevmesinin ve desteklemesinin sebebinin ben benim mücadele hırsım olduğunu düşünüyorum. Pasör için her zaman takımın beyni diyorlar. Libero ise maçı arkadan izliyor ve aslında tabiri caizse büyük resmi görüyor. Siz Makris ve Buse ile uyumunuz hakkında neler söylemek istiyorsunuz? Ya benim ikisiyle de uyumum çok iyi. Genelde zaten benim uyumum iyidir pasörlerle. Sadece aslında pasör değil. Ben diğer hani oyunu dediğiniz gibi büyük resmini gördüğüm için arkadan onlar birçok elementte daha karmaşık görevler içerisinde olduğu için arkadaşlar ben genelde blok hakkında, pas hakkında hani çoğu zaman pasörler ben de söylüyorum mesela bu pas biraz alçak kaldı. Hani bu pası biraz daha uzatabilirsin. Ya da hani blok da ara açık kaldı gibi yönlendirmeleri ben daha rahat bir şekilde arkadan görüp yapabiliyorum. Bu ve makrise de uyumumuz hani arkadaşlığımız gayet iyi olduğu için bir sıkıntı olmadan bunu yürütüyoruz. Milli takımda biliyorsunuz antrenör değişikliği oldu. Guidetti yerine Daniele Santrelli getirildi. Ee, bu konu hakkında siz neler söylersiniz? Çünkü biz voleybol severler sizi milli takımda, filenin sultanlarını da görmek istiyoruz ki zaman çok teşekkür ederim. Ben de çağrılırsam göreve, ben de göreve gelmek için sabırsızlanıyorum tabii ki. Bu değişiklik için de Türk voleybolu için hayırlısı olmasını diliyorum. Umarım yeni bir kan. Giovanni Guidetti de çok emekler verdi. Yıllardır bir takımımızın başında. Olimpiyatlarda belki hani daha iyi sonuçlar alabilirdik hani bekliyorduk hepimiz umut ediyorduk ama olabilir yani gerçekten çok emek verdiler hem oyuncular hem staff olarak o yüzden onların da emeklerine sağlık yolları açık olsun umarım yeni antrenörümüz de bize yeni kan, yeni enerji ve yeni başarılarla gelir. O yüzden heyecanlıyız. Takımdan da arkadaşınız olan Melisa Vargas'ta biliyorsunuz artık milli takımda forma giyebilecek. Onun hakkında neler söylemek istersiniz? Ya Melisa de gerçekten deli dolu bir karakter. Biz takım içinde çok seviyoruz. Gülüyor, dans ediyor sürekli. Enerjisini gerçekten çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Aynı zamanda da gerçekten çok iyi bir voleybolcu. Ve daha genç. O yüzden Türk milli takımımız için çok önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Bizim için önemli bir oyuncu. O yüzden onunla beraber başarılara gideriz umarım. Çok kısa Zoran Terzici'yi de sormak istiyorum. Zoran Terzici ile çalışmak nasıl? Çünkü sürekli gergin ve kızgın görünüyor. hani ee, dışarıdan bakıldığında. Siz Terziç hakkında ne söylemek istiyorsunuz? Evet dışarıdan öyle görünüyor. Aslında ben de hiç çalışmadan önce böyle olduğunu hissediyordum. Hiç gülmüyormuş gibi geliyor dışarıdaki insanlar ama aslında öyle değil. Biz bayağı şakalaşıyoruz. Hatta ben ya yani en çok takımın onunla şakalaşan, onunla uğraşan ...sporcusu ben olabilirim. O da benimle uğraşıyor, ben de onunla. Tabii ki hani karakter olarak her insanın bir duruşu vardır ve... ...bir tarzı vardır. Onun da duruşu dışarıdan bu şekilde aslında. Ee, tabii diyemem Şen Şakrak ve La bir karakteri yok tabii ki ama somurtan ve gergin sürekli sinirli de bir karakter oldu. Değil asla yani. Tabii bu yer yer her antrenörle olduğu gibi bizim de fikir ayrılıklarımız ya da çatıştığımız noktalar oluyor ama e, dediğim gibi iyi niyet çok önemli burada. E, tarz için en sevdiğim özelliği kişisel hiçbir şey kişisel olarak taşımıyor. Hani bir de çok sinirlense bile o antrenmanda antrenman sonu hiçbir şey yani o sporcuya karşı kim ismin ne ol, kim olduğu önemli değil. Herhangi bir kişisel bir duygu taşımıyor. Ya yani da akşam antrenmanda geldiğinde hiçbir şey yokmuş gibi yeni bir antrenman, yeni bir gün ve hani sporcular da zaten kişisel bir şey taşımıyor. O yüzden gerçekten e, güzel bir ilişki oluyor. Bir şey bir konularda anlaşamasak bile ortak yolu bulmak çok daha rahat oluyor. Hep güzel enerjinizle size biz voleybol severler olarak hep izleyelim sahalarda. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.